Dövizde son dönemde dalgalanma söz konusu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek buna ilişkin açıklama yaptı. Yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu söyledi. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlı mesajını verdi. Ayrıca Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu için yaptığı kredi notu artışı içinse sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor değerlendirmesinde bulundu. Dövizde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu vurguladı. Merkez Bankası enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlı mesajını verdi. Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomideki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fiyat istikrarının öncelik olmaya devam edeceğini belirtti. 31 Mart seçimlerinden sonra izlenecek yol haritasını anlattı. Büyümenin dengelenme süreci oldukça iyi gidiyor. İç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor. Cari işlemler açığı öngörülenden daha hızlı daralıyor. Türk lirası mevduatların payı Ağustos 2023'ten bu yana artıyor. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek. Fiyat istikrarını sağlamak zaman alacak. Bu ay yapılacak yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programı uygulamak için seçimsiz uzun bir dönem olacak. Şimşek, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in yaptığı kredi notu artışını da değerlendirdi. Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor. Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız ifadelerini kullandı